Şimdi stok takibi yapacağız. Bunun için ilk kısmı stoktaki ürünler diyeceğim sayfama, ilk sayfama. Buraya ürünler diyeceğim. Gelen miktarı göreyim. Çıkan miktarı burada listeleyelim. Ve burada da stok durumu diyelim. Stoktaki miktarı görüntüleyelim. Şimdi hücreleri üstten seçip genişlettim. Bakın. Birinci ve ikinci satırı seçiyorum. Ekle kısmına gelip tablo diyorum. Tablom üst bilgi satırı içeriyor deyip tamam diyorum. Siz istediğiniz stili seçebilirsiniz. İkinci satırı seçiyorum. Satırımda dikey çizgiler olsun istiyorum. Kenarlık kısmına geliyorum. Rengi açık mavi yapıp sadece dikeye işaretliyorum. Sadece dikeyleri işaretliyorum ve tamam diyorum. Sayfa düzenine giriyorum. Görünümden kılavuz çizgilerini kapatıyorum. Şimdi ilk sayfamın tasarımı hazır. İkinci sayfama da ürün girişi diyeceğim. Yine aynı şekilde burada bir tane seri numarası bölümüm olsun. Buraya tarih girişi yaparız. Burada ürün adımız olsun. Açıklama kısmımız olsun. Burada birimimiz olsun. Miktar diyelim. Durum diyelim. Yani stok girdi mi çıktı mı olayını burada belirtelim. Bir de stoktaki miktarı burada görelim. Yani giriş yaparken veya çıkış yaparken stoktaki durumumuzu bilelim. Şimdi üstten genişlettim. Seri numarası için çok geniş bir hücreye gerek yok. Ürün adı tamam. Açıklama kısmını biraz daha genişleteyim. Birim kısmını daraltalım. Miktarı da biraz daraltabiliriz. Durumu da aynı şekilde. Stok miktarını da. Evet. Şimdi bakın ilk iki satırı seçtim tekrar. Ekle kısmına gelip tablo dedim. Üst bilgi satırı içeriyor deyip tamam dedim. Yine dikey çizgiler ekleyelim. İkinci satırı komple seçiyorum. Hücre biçimlendir diyorum. Bakın geliyorum. Açık mavi. Evet. Sütunları açık mavi olarak işaretleyip tamam diyorum. Sayfa düzeninden görünümü kaldırdım. Şimdi buradaki tabloda ürün adı kısmıma, burada stoktaki ürünler kısmını çektirmem lazım. Açılır buton şeklinde olsun istiyorum. Şimdi bunun için önce tabi bunlar alt alta otomatik olarak sayfa tablo dizayn ettiğimiz için bunlar aşağıya geçtikçe burada tablomuz açılacak. Onu bunları uyarlamak için buradaki değişkenin isimlerini sabitlememiz lazım. Mesela ürünler kısmına geliyorum. Ctrl ile Shift'e basılı tutup Alt Op tuşuna tıklıyorum ve buraya stoktaki ürünler diyeceğim. Stok ürünler sütunu adı vereceğim. Artık burayı stok ürünler olarak görecek. Geliyorum. Burada da aynı şekilde ürün adı kısmına giriyorum. Bakın Ctrl Shift diyorum. Aşağıya tıklıyorum. Buraya ürün adı sütunu adı veriyorum. Sonra birimi geçtim. Miktar kısmına giriyorum. Burası da lazım olacak bize. Ctrl Shift'e basıp yine aşağıya seçiyorum. Buraya da miktar adını vereyim. Bakın buraya da Ctrl Shift'e basılı tuttum, aşağıya geldim. Durum diyorum. Burası da stok miktarı olsun. Ctrl Shift aşağıya doğru. Stok miktarı olsun. Evet, şimdi bakın önce ürün adı kısmına ürünlerimizi buradan stoktaki ürünlerden çekelim. Ürün adına geldik. Veri dedik. Veri doğrulama dedik. Buradan listeyi seçtik. Kaynak kısmına tıkladık. Geldik. Bakın. Ürünler kısmına tıklıyorum. İkinci satırın ilk hücresine tıkladım. Ctrl Shift dedim. Aşağıya doğru oka tıkladım. Gördüğünüz gibi otomatik olarak geldi. Siz direkt ismini de yazabilirsiniz. Şimdi buradan çekecek. Tamam diyorum. Evet. Bakın ürün adını buradan çekecek. Şimdi gelelim. Stok ürün girelim. Mesela A ürünü diyelim. Evet. Geliyorum. Bakın burada A ürünü otomatik olarak görünüyor. Şimdi tabii bu ürünler kısmına stoktaki ürünler kısmına giriyorum. Buraya gelen miktarı yani bu tabloya giriş yaptığımda
Gelen miktarların burada, çıkan miktarların burada toplanmasını ve stoktaki durumunu görmek istiyorum. Şimdi bunun için gelen miktara geliyorum. Yapacağımız işlem şu. Tabii önce ürünler ürün giriş kısmına girip stok durumunu da belirlememiz lazım. Buna da bir veri doğrulama diyelim. Liste diyelim. Tabii hani siz miktarı eksi veya artı da yazabilirsiniz ama ben onu o şekilde yapmak istemiyorum. Burada bir işte girdi diyeceğim. Bir de nokta virgülle ayırıp çıktı diyeceğim. Yani stoktan girdi ve çıktı görünsün isteyeceğim. Bakın. Buradaki giriş girdi ve çıktı durumuna göre stoktan çıkacak veya girecek. Şimdi gelelim ürünler kısmına. Gelen miktara geliyorum. Bakın. Buraya eşittir deyip çoke topla diyeceğim. Parantezimi açıyorum. Şimdi toplam aralığını soruyor. Toplam aralığım ürünler kısmına geliyorum. Bakın burada miktar kısmı var. Tıkladım. Ctrl Shift'e basılı tuttum. Alt oka tıkladım. Geldi. Üste geliyorum. Noktalı virgül koyuyorum. Şimdi ölçüt aralığı diyor. Yani ürünler kısmına geliyorum. Bakın. Nerede? Ürün adı kısmında arayacak. Ctrl Shift Alt oka tıkladım. Ürün adı kısmına geldi. Şimdi ürün adı kısmında neyi arayacak? Stoktaki ürünümüzden A ürününü arayacak. Bakın. Evet. Şimdi ikinci bir koşul daha belirteceğim. Bakın ölçüt aralığı 2 diyor. Onu da geliyorum. Bakın ürün girişi kısmına. Evet. Burada durumu kısmına geliyorum. Ctrl Shift Alt'a tıkladım. İkinci durum burada. Bakın ölçüt aralığını gösterdim. Sonra ölçütü göstereceğim. Yani diyeceğim ki burada işte girdi yazanları topla diyeceğim. Bakın parantezi kapattım. Enter'a bastım. Evet. Şimdi bakın burada girdi yazanları toplayacak. Görelim. Bir tane veri girelim. Şuraya bir yazalım. Tarih. Ctrl Shift noktalı virgülle bugünün tarihini atabiliriz. Ürün adı kısmına geliyorum. Burada A ürünü diyorum. Açıklamayı geçtim. Buraya adet yazayım. Miktarı 50 olsun mesela. 50 adet. Durumunu girdi olarak gösterelim. Bakın. Şimdi geliyorum. Otomatik olarak girdi kısmına geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bakın çıktı yazacağım. Evet. Gördüğünüz gibi gelen miktarımız 0. Şimdi şöyle yapalım. Bakın buraya formülü yazmıştık. Tıkladım. Üstten kopyalayalım. Ctrl C ile. Sonra çıkan miktara gelelim. Üstteki formül çubuğuna gelip Ctrl V ile yapıştıralım. Şimdi burada da bakın girdi yazanları gelene toplamıştı. Buraya da çıktı yazanları toplasın. Evet. Otomatik olarak gördüğünüz gibi çıktı. Yani girdi yaptığımda miktarı gelen kısma, çıktı yaptığımda miktarı çıkan kısma yazıyor. Bakın 2'ye girelim tekrar. Ctrl Shift noktalı virgül aynı gün. Tekrar A ürünü gelsin. Yine adet diyelim. Bakın miktara gelelim. Mesela 100 diyelim. Buna girdi diyelim. Buna da girdi diyelim. Geliyorum ürünler kısmına. Gördüğünüz gibi 150 oldu. Evet, bakın buna çıktı diyelim şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi onu da çıktı kısmına attı. Şimdi stok durumunu da eşittir diyelim. Gelen miktarı, toplam gelen miktarı çıkan miktardan çıkartacak. Otomatik olarak buraya geçiş yapacaktır. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Bakın burada ürünler kısmı var. Ürünler kısmına gelelim. Daha doğrusu stok miktarını da buraya yazdıralım. Çünkü tablomuz aşağıya doğru uzadıkça burada stok miktarını görüp ona göre yani var mı yok mu? Atıyorum siz şimdi 50 adet ürün daha vermek istiyorsunuz ama stoktaki miktar belli. Var mı yok mu belli değil. Olarak eksiye gidecek. Şurada gösterelim ne kadar ürün kaldığını. Şimdi stok miktarına geleceğim. Burada şöyle yapacağım. Bakın ara diyeceğim. Eşittir. Ara diyeceğim. Evet. Aranan değeri soruyor. Buradaki değeri arayacak. Bakın.
Noktalı virgül koruyorum. Aranan vektörü soruyor. Aranan vektör de buradaki ürünler kısmı bakın. Geldim. Nokta CTRL Shift'e basılı tutup aşağıya tıkladım. Noktalı virgül yapıyorum. Sonuç vektörü diyor. Bakın sonuç vektörüne giriyorum. Sonuç vektörümde evet stoktaki miktarı göstereceğim. Bunu da aynı şekilde CTRL Shift'e basılı tutup aşağı yoka tıklıyorum ve parantezi kapatıyorum. Tamam diyorum. Evet gördüğünüz gibi burada A ürününde stokta ne kadar kaldığını otomatik olarak göreceğiz. Şimdi bakın bunu böyle kırmızıya boyayalım. Tabii. Şunu da ortalayalım. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Bakın girdi demiştik ya. Şimdi iki nolu ürünü ekleyelim. Ctrl Shift noktalı virgül. Yine A ürünü diyelim. Burada listelenir. Başka ürün giremezsiniz buraya. Şuradaki ürünlerden başka. Adet dedik. Evet. Şimdi girdi miktarını ben 100 yapacağım. Çıktı miktarını 20 yapacağım. 20 tanesini verdik. Ne yaptık? Çıkış yaptık. Evet. Stok miktarımız 80 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi tabii burada şöyle yapalım. Stoktaki ürünler kısmında stok alanına buradaki sütuna şey vermediğimiz için sabit bir isim vermediğimiz için gördüğünüz gibi aşağıya doğru indikçe artıyor değer. Onu da şöyle yapalım. Farklı bir yöntemle göstermiş oluruz. Bakın buradaki ürünler kısmında seçtiğim blok D2'den başlıyor. Bütün sütunu seçiyorum. Şimdi D ile 2'nin arasına bir dolar işareti koyacağım. Yani aşağıya doğru arttıkça bu iki kısmı artmayacak. Sabit kalacak. Şimdi görelim. Tekrar yapalım. 2 diyorum. Bakın. İşte bugünün tarihini getirdim. Yine A ürünü girdim. Bakın adet dedim. Miktarını 50 dedim. Ya da 20 diyeyim. Evet. Şimdi girdi değil de çıktı yapıyorum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak burada A ürününden ne kadar çıktığı görülüyor. Burada da stoktaki duruma otomatik olarak işledi. Şimdi buradaki sütuna geliyorum. Bakın A sütununa. Komple seçtim. Koşullu biçimlendirme dedim. Şöyle yapacağım. Bakın yalnızca belirsiz veya yenilenen değerleri biçimlendir diyeceğim. Yani buraya aynı ürünü tekrar tekrar girmeyeceğiz. Bir tane üründen bir tane olması lazım. Yenilenen değerler dedim. Geldim. İşte dolgu kısmına kırmızı dedim. Tamam dedim. Tamam dedim. Bakın buraya A ürünü yazmaya kalktığımda otomatik olarak A ürününden zaten yazmıştım diyor. Bir daha yazamazsın dedi. B ürünü diyeceğim. Evet. B ürünü giriş yaptım. Bakın burada gördüğünüz gibi B ürünü geldi. Şimdi şöyle yapalım. Buna da giriş diyelim. Evet. Geliyorum. Bakın B ürününden de gelen miktarı buraya otomatik olarak yazdı.